Karşı saçmada ilk düdük geldi. Kaleye uzak mesafe ama üçlü bir baraj konuk takımda. Bakalım Kemal nasıl kullanacak bu serbest vuruşu. İşaret geldi. Kemal içeri gönderdi. Kafa vuruşu Samet. Kaleci son anda. İkinci pozisyon. Top ağlara gitti. Ege'nin golü. 1-0 öne geçiyoruz. Ege Civelek 19. dakika takımımızı öne geçiriyor. Şimdi işaret geldi. Kale alanı doğru kafa vuruşu Görkem Özgür. Sabri son anda uzaklaştırdı o topu. Taç. Görkem Çavuşoğlu. Mahmut'la mücadelesi. Görkem verdi pasını. Kemal sağ kanatta. Şimdi Enes. Onun pasında Halil. Halil bir çalım rakibine. Halil ikincisi. Halil pası. Kadir gol pozisyonu. Kadir. Kadir'in vuruşu top ağlarda. Aradaki farkı ikiye çıkarıyor Bursaspor'umuz. Kadir Altun çok güzel götürmüştü o topu. Halil pası da aynı güzellikte ve tamamlayan Kadir Altun 26. dakika 2-0'lık üstünlük yakalıyor Bursaspor'umuz. Kemal işaret geldi. Kemal. Kemal çok az farkla top avuta çıkıyor. Ramazan. Kemal. Görkem Çavuşoğlu. Görkem Çavuşoğlu 3. golü ağlara gönderiyor. 33. dakika gol Görkem Çavuşoğlu. Kemal'in güzel asisti. Son vuruşu yapan yerden düzgün bir vuruşta Görkem Çavuşoğlu. İlk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu Bursaspor'umuz 3, İstanbulspor 0. Kemal pasında hata. Ümit. Ufuk hareketli. Ufuk çapraz pozisyon vuruşunda. Sabri. Halil kendini gösterdi. Şimdi Halil baktı içeri. Halil çevirdi yerden. Boşta kalan top. Burak son anda İsmail. Emre. Yine savunmamızın arkasına uzun bir top. Offside yok. Ufuk gol pozisyonu. Ufuk yerden vuruşla İstanbulspor'un golünü atıyor. Ufuk Kuru 64. dakika. Skor şimdi 3-1. Niyazi'nin ortası. Sabri tek yumruk. Yükseklik kazanan top. Kale alanı içi. Bir kez daha Sabri kornere gönderdi topu. Kırmızı kart Sabri'ye çıkıyor. Tabi orada ne olduğunu bilmiyoruz. Kalecimiz Sabri'ye doğrudan kırmızı kartını çıkartıyor. Maçın hakemi Erdem geçiyor kaleye. Mahmut kurtardı Burak'tan içeri. Ters bir vuruş Ege'den. Korner. Eren. Burak bıraktı. Öncesinde çalan düdük serbest vuruş İstanbulspor'un. Şimdi kırmızı kart Burak. Yani bu kararı bilmiyorum neden dolayı gösterdi. Bu kez de Burak doğrudan kırmızı kart görüyor. Maç bitiyor. U16 Gelişim Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor'umuz evinde konuk etti. İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarıyor. Gerginlik, 2 tane kırmızı kart var. Neden kaynaklandı sizce? Gerginlik şöyle. Akademi Ligi, Gelişim Ligi. Akademi Ligi'nde yani oyun oynamak için çıkıyor oyuncular. Yani skorla falan yani bizim işimiz yok. Bursaspor Futbol Akademisi olarak işimiz yok. Ama oyun oynamak için de biraz oyunun iyi organize edilmesi lazım. İyi yönetilmesi lazım. Yani ikinci kırmızı kartta kesinlikle haklıydı hakem. Yanlış bir kelime çıktı oyuncumuzun ağzından. Yapmaması gerekiyordu ama ilk böyle bu kadar Sabri'nin kartı tabii. Sabri'nin kartı ağır oldu. Bir de şey yani o sadece bizimle ilgili değil. Yani çok yanlış kararlar oldu. Taçlar, kornerler. İşte o zaman da oyunun kalitesi düşüyor. İstediğiniz şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Ama genel anlamda bir şekilde bunları da yaşamak var. Bu şekilde de bunlara da tepki vermek, hamle yapmak oyuncular için tabii ki doğru. Tabii oynanan futbolu değerlendirirseniz maç için.
Ya çok memnun kaldığımı söyleyemem çünkü kalitesiz bir oyun oldu. Yani bizim açımızdan tabii baktığın zaman bazı şeyleri yaptık ama ilk yarı skoru almamız oyuncuları da biraz rahatlattı. Bir de ben oynamayan oyuncuları da biraz oynatmak istedim. Değişiklik yaptım. Aslında bunların hepsi gelişim için çok önemli. Biz Bursaspor Futbol Akademisi olarak şu ana kadar neleri doğru yaptık onları düşünmek lazım. Akşamki gurur gecemizden sonra yani Serdar Aziz, Volkan Şen, Ozan Tufan'ı A milli takımda gördükten sonra bizler gerçekten buralarda başlayan ve oralara kadar uzanan hep doğru işler yaptığımıza inanıyorum ben.